Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İki sırada haroşemi ördüm lastik yerini Ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Burada bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirerek 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Burası bir model. Tekrar devam ediyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek şöyle kestim. 1 ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın şöyle başladığımız gibi bitirdik modelimizi. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak yine 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada şu iki ilmeğin yerini değiştirmem gerekiyor. Dilerseniz şöyle çıkararak da değiştirebilirsiniz. Ya da ben şu şekilde yapıyorum. Bakın soldan iki ilmeğin birlikte sağ şişime aldım, çevirdim, tekrar sol şişime taktım. İkinci ilmek başa gelmiş oldu. Bu iki ilmeği şöyle birlikte düz ördüm, artırdım, kalan iki ilmeği düz ördüm. Yani bu işlemi bir sağda bir solda yapıyoruz ve model bu şekilde ilerliyor. İpi benden yana aldım. Yine arası için 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bakın şöyle ilmeklerimi sol şişime aldım. Çevirerek sağ şişime taktım. Tekrar ikinci ilmeği başa almış oldum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm artırmamı yaptım. Kalan iki düz ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin 4. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet. Devam ediyorum. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak yine 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm artırmamı yaparak sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim kestim bir ilmeğe düşürdüm İpi benden yana aldım 4 ilmek ters örüyorum yine ikinci modelimizin ilk sırası bu yine 2 ilmek düz örüyorum artırmamı yaptım sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirdim sola doğru İkisini birlikte kestim, bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini de burada düz olarak ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet, ikinci modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Bakın bu sıradan sonra artık model kendini göstermeye başladım Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sol sağ şişime aldım, çevirerek sol şişime taktım ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm, 1 Bir ilmeği düşürdüm. Artırdım. İki tane düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi soldan girerek şöyle çevirdim ve sağ şişime sol şişime taktım. Çevirdikten sonra ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeği düşürdüm artırmamı yaptım. Kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Bakın şöyle model kendini gösterdi zaten. Modelimin son sırasında ve arka yüzündeyim. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş olduk birlikte. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modeli. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet bakın model ortaya çıktı. Kamera arkasında ördüm. Büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına tekstil tipi lastik uyguladım. Dilerseniz haroşa örebilirsiniz modelin alt kısmına. Zaten içinde de haroşa olduğu için uyumlu olacaktır. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, elbise yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.